üretmek önemli ancak çevreci üretim anlayışını benimsemek artık daha da önemli. Sanayi kuruluşlarının üretim esaslarını en ideal sisteme yaklaştırmasında çevre danışmanlık firmalarının önemli bir misyonu bulunuyor. Entegre enerji, çevre ve danışmanlık, çevre yanı sıra tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı konusunda da İzmir başta olmak üzere Türkiye'nin pek çok şehrinde hizmet veriyor. Sanayi kuruluşlarının çevreyi göz ardı etmeden üretim yapmasında çevre danışmanlık sektörünün önemli bir misyonu bulunuyor. Entegre enerji, çevre mühendislik, İzmir merkez olmak üzere geniş bir coğrafyada hizmet vermek önceliğiyle kuruluyor. Entegre Çevre 1998 yılında kurulmuş bir firma. Ancak çevre ile ilgili çalışmalarına 2002 yılında başladı. 2002 yılındaki çalışmalar daha ziyade hava kirliliği üzerine, emisyon ölçümleri, iç sağlık güvenliği ölçümleri ve laboratuvar hizmetlerinin bölge temsilciliği olarak çevre sektörüne girdi. ÇED raporlarının hazırlanması, yönetim sistemleri, ISO 14001 yönetim sistemleri gibi konularda danışmanlık hizmeti de ölçüm hizmetlerinin yanında sunulan hizmetler arasındaydı. 2012 yılından itibaren de çevre danışmanlık yeterlik belgesine başvurdu ve bu belgeyi aldı. Çevresel faktörlerin olumsuz etkileri tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de önemli boyutlara ulaşıyor. Türkiye'de 2010'lardan sonra özellikle çevresel yaptırımlar oldukça artmaya başladı. Biz de bu anlamda 10 yıllık tecrübeye sahip bir firma olarak çevre danışmanlık hizmetlerini de verelim ve hem dünyanın yok oluşuna bir dur diyelim hem de tecrübelerimizi diğer sanayi kuruluşlarına yansıtalım istedik. Bu sebeple bir ekip kurduk çevre danışmanlık hizmeti konusunda. Firmanın çevre danışmanlık hizmetinde genel yaklaşımı en ideal sonucu ortaya koymak. Yasaların daha üzerinde bir iş çıkarmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla biz yapmamız gereken işi engeller olmadan yaptığımız zaman zaten yasalara da uyumlu bir çalışma göstermiş olacağız. Hizmet verilen sektörlerin kapsamı oldukça geniş. En önemli çevresel faktörleri olan tesislerden enerji sektörünü göz önünde bulundurabiliriz. Demir çelik sektörü, ağır sanayi diye geçer. Otomotiv yan sanayi, madencilik sektörü, atık geri kazanım, geri dönüşüm, bertaraf tesisleri. Bununla birlikte kaplama tesisleri diyebiliriz ağırlıklı olarak. Metal işleriyle çalışan çok fazla çalıştığımız firma var. Çevreye kirletici vasfı yüksek olan tesislerin yanında çevreye kirletici vasfı çok düşük olan küçük ve orta ölçekli tesisler de var çalıştığımız. Bu tesislerdeki çevre bilinci bizi ileriye dönük çok mutlu ediyor. Hava kirliliği konusunda sahip olunan tecrübe firmanın tercih edilmesinde önemli etkenlerden biri oluyor. Çevresel unsurların en önemli etkilerinden bir tanesi de hava kirliliği. Hava kirliliği maalesef ki okullarda bile ders olarak çok az verilen bir ders. Bu sebeple danışmanlık firmalarında da bu konu biraz zayıf. Yönetmeliği de çok ağır, anlaşılması da zor. 10 yıllık tecrübemize bağlı olarak bu konuda ciddi boyutta firmalara destek oluyoruz. Örneğin yakıt kullanılan bir tesis hava kirliliği yaratıyorsa bilin ki orada cebinizden ciddi miktarda para çıkışı oluyor. Bu sebeple hava kirliliğinin önüne geçerken ekonomik değeri de olan bir işlem yapmış oluyorsunuz. Avrupa Birliği uyum yasalarıyla gündemimize giren tehlikeli madde güvenlik danışmanı, ticari faaliyetini tehlikeli maddelerle gerçekleştiren işletmelerin zorunlu olarak istihdam etmesi gereken bir personel. Murat Aydın ve ekibi 1 Temmuz 2015'te yürürlüğe giren yasa kapsamında da hizmet veriyor. Türkiye'nin gündemine yeni girmiş olan tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı konusu ilgimizi çekti. Baktığımız zaman dörtlü bir saç ayağı var bu işin ayrıntısında. Bir tanesi çevre, çevre etkileri yüksek olması sebebiyle. Bir tanesi en önemli özelliklerinden birisi lojistik bilgisine ihtiyaç var. Üçüncüsü iş sağlığı iş güvenliği konusuna ihtiyaç var. Dördüncüsü de kimya bilgisine ihtiyaç var. Dolayısıyla biz ekibimizi kurarken çevre konusunda zaten biz yeterince deneyime sahibiz.
lojistik mezunu ve lojistik konusunda çalışmış, uzmanlaşmış arkadaşlarımızdan ve iş sağlığı, iş güvenliği konusunda sorumlu müdürlük yapmış ortak sağlık güvenlik biriminde bir arkadaşımızla birlikte bu yola girdik. Kurucu Murat Aydın, kısa sürede büyümektense sağlam ve emin adımlarla ilerliyoruz diyor. Sürekli üzerine koyarak, yeni firmalar edinerek ilerliyoruz. Çok acelemiz yok, bir an önce bütün sanayiye bir sakin olalım diye. Önemli olan doğru hizmeti vermek, çevreye duyarlı bir hizmet vermek. Akabinde tehlikeli madde güvenlik danışmanlığına girdiğimizde de aynı politikayla yaklaşıyoruz. Şu anda yaklaşık 15 kadar firmayla çalışıyoruz. Tüm firmalarımızı referans olarak gösterebiliyoruz çok rahatlıkla. Öncelikle müşteri memnuniyeti ve işin hakkını vermek. Çevre konusunda alınan mesafeden memnuniyet duyan Murat Aydın, bu süreçte çözüm ortaklığı gerçekleştirdikleri kurumlara teşekkür ederek sözlerini noktalıyor. Denetimler ve yaptırımların artmasıyla bakanlık ayağındaki kısımlar bayağı ön plana çıktı. Sanayiciler de bu yaptırımlara bağlı olarak birçoğu çevreye duyarlı hale gelmeye başladı. Burada en büyük iş bizim gibi çevre danışmanlık firmaları veya çevre sektöründe çalışan arkadaşlara düşüyor. Doğru yönlendirme, doğru çalışma şekli ile çevreyi koruyacağımıza eminim. Entegre Enerji Çevre olarak doğru, etkin ve profesyonel bir yaklaşımla çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu yaklaşımın doğru sonuçlar verdiğini gördüğümüz tüm firmalarımıza çok teşekkür ediyoruz.